Merhabalar, hepinize iyi günler. Saat 3'ü 5 falan geçiyor o civarlardan. Selamlar. Bugün sizlerle Stevie Wonder dinleyeceğiz. Bir double albüm ve double albümde de kalmıyor ve içinde 24 sayfalık bir booklet falan da var. Bayağı böyle kallavi liriklerin falan yazdığı. Eğer sözlerini merak ediyorsanız açıp hangi şarkının sözlerini dinlemek, bilmek istiyorsanız açıp hepsini bu kitapçıktan bulabilirsiniz. Öyle de fantastik. Bakın, Stevie Wonder'ı siz böyle mi hatırlarsınız? Hatırlamazsınız. Yani uzun saçlı falan aklınızda kalmıştır. Ama Stevie Wonder bayağı jenerasyonel bir arkadaş olduğu için birçok dönemden birçok stile sahip, saçı da mevcut. Stevie Wonder'ın saçının 45 dakika boyunca konuşulacağı programa hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Stevie Wonder saç tasarımları, saç dizaynları, saç şekilleri. Böyle şöyle bir şey yapmışlar bu albümde. Bunu niye yaptıkları konusunda bir tahminim var. Bunu bazen görüyorum böyle şeyleri. Birinci saatle dördüncü saat beraber, sonra iki ile üçüncü de beraber. Aslında şu an teorim tamamen çöktü. Yani niye öyle bir şey yapıyor? Şey diye düşündüm ilk başta. Hani 1 ile 3 bir yerde olsa, 2 ile 4 bir yerde olsa o daha mantıklı. Hani double çalabilirsin. Bir tanesini bir tarafta çalarken diğerini çalar, sonra diğerini dönersin. O da yok bunda. Niye yapıyorlar? Eğer bileniniz varsa lütfen yorumlara yazsın. Benim de cahilliğimi böyle silip atsın. Çok mutlu olurum. Her neyse. Bu arada bir şey fark ettim. Bu sprey, işte Vinyl Record Cleaner. Bir de bu sprey var. Bu da aslında şeyin, Audio Technica'nın orijinal sprey. İçine doldurdum yani onu. Daha pahalı ve saçma bir sprey olduğu için yani çok böyle mantıklı gelmedi daha sonrasında. Ama bir kere aldım sırf meraktan. Solüsyon sonuçta. Hani böyle ne kadar, niye 10 dolar vereyim? Saçma sapan küçücük şeye. Her neyse ama sanki daha iyi. Yani bir tık böyle şeyi görebiliyorum. Bunda mesela bunu kullandığımda biraz daha böyle ıslak kalan alanlar olabiliyor bilmem ne. Bilmiyorum. Onun da demek ki iyisi kötüsü önemli bir şey olabilir. Çok da emin değilim. Uyduruyor da olabilirim. Tam dikkat edemedim. Ama hadi biraz dinleyelim. Bugünün diğer güzel olayı da yeni bir kahve günümüz. Heyecanlıyım. Copa Vida'nın şu böyle light ve fruity notlarla kahvesini içmek istiyorum. Yine bir pour over yapacağım bugün ama yarından itibaren ya da öbür günden falan itibaren buna geçeceğim. Bu espresso için aldığım çekirdek 9'unda yapılmış. Bugün ayın 17'si, 8 gün oldu. İşte 10 gün olunca içim rahat eder. Yani bir ona şey yaptırabilirim. Cuma'ya kadar bekleyebilirim. Bu 9 gün oldu. Ayın 8'inde. Bugün ayın 17'si. Aslında ideal olarak bir gün daha beklemek istiyordum ama kahvem yok. Artık bazen kısmet bizi buralara götürüyor. Hadi bakalım. Biraz kahve yapalım dostum. Evet, light bir roast olduğunu tahmin ediyordum. Şöyle size de göstereyim. Yani bunda hiç floral fruity ve bir light sweetness alıyorum biraz. Ama kokusundan floral veya fruity'den çok daha böyle nougat falan şeyler geliyor. Ama bu bir anlama gelmiyor tabii. Yani bu tamamen şu an benim böyle ilk koklamam. Bunları anlayan adamlar da var. Hani eminim vardır ya da şey değil, görmüş olabilirim, tam hatırlamıyorum. Ama böyle açınca bu kokunun bir şey ifade etmesi gerekiyor mu? Ondan çok emin değilim. Yine 30 gram. Okay. Geri kalan da şu mason jar'a koyacağım ama belki. Bir gün gelecek.
şu vinyl record solüsyonunu suyla karıştıracağım. Yerleri değişecek. Ve uzun süre vinyl record solüsyonunu bunu da kullanacağım. Grind yapacağım. Hem makineyi bozacağım. Kahveden midem bozulacak. Diyeceğim ki artık bana kahve iyi gelmiyor. İyi gelmiyor yani, böyle artık şey yapmayayım. Biraz kahveye dikkat edeyim. Doktora gideceğim. Garip garip şeyler çıkacak. Testlerden, kan testinde falan. Sende inanılmaz fazla civa var ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Abi vallahi bir şey yapmıyorum. Kahve içiyorum sadece. İçmiyor kahve. Ya değiştirdim. Başka markalar denedim falan. Yok olmuyor yani. Hani hep civa çıkıyor içimden. Niye ben de bilmiyorum. Bu plaklarım da aynı zamanda iyi silinmeyecek. O, bir sıkıntı yaşamaya başlayacağım. Diyeceğim ne kadar dandikmiş bu son aldığım solüsyon. Yani demek ki bir daha bundan kullanmayayım falan diyeceğim. Ama kullanacağım çünkü şey diyeceğim kendi kendime. Yani yaka almışken kullanayım. Yani değiştirmenin de çok manası yok. Gerçekten şey olmasın. Boşu boşuna masraf etmeyeyim yani. Şimdi $10 $10 diye zaten bitiyor. Cepte para kalmıyor değil mi? Her şey $10. Burada geçen gün şey vardı. Bu 99 cent store. 99 cents store. İsmi zor. İflas ettiler. Bıraktılar, kapattılar. Her yeri kapattılar. Bütün dükkanları kapandı ve o son satış günü falan oldu. İnsanlar çılgınlar gibi falan gittiler böyle. Son cebine kaldıysa 99 cents alalım falan. Aslında böyle yerler şu açıdan güzel oluyor. Mesela çocuğunuza şey yapacaksınız, doğum günü falan yapacaksınız. Bütün balonları malonları öyle hani kullanatlık şeyleri falan çok güzel toplayabiliyorsunuz oradan uygun fiyatlara. Yani ben onun için kullanıyorum genelde. Bazen de böyle hani gitseniz arada bir enteresan şeyler bulabiliyorsunuz. Hani ben çok gitmiyorum ama doğum gününden doğum gününe işime yarayan bir yerde. Onun benzerleri de var. Dollar General. Başka bir iki tane daha var şimdi unutuyorum isimlerini. Onlar duruyor. Ama bu 99 Cent Store aralarındaki en böyle kallavisiydi. En yaygınıydı. Onun yok olması birazcık üzücü. Zaten bir süredir 99 Cent'e satmıyordu hiçbir şey. 1.25'e falan satıyorlardı en düşükler. 1.25'teydi. Diğerleri de öyle yani. Hani farkları yok. Ben de şey dedim geçen birine hatta. Çok güzel espri yaptım. Dedim ki ya bunlar geri döner merak etme. 999 olunca geri dönecek bunlar diye espri yaptım. Ekonomiyle ilgili esprilerim de böyle kalitelidir. Özenlidir. Zevklidir. Keyiflidir. Bakın şimdi mesela bu enteresan bir şey. 95 yani bir tık daha fazla su kullandım gerçi ama diğer kahvede mesela daha bir yani içiyordu o suyu. Bu kahvenin artık nesi o bilmiyorum ama böyle yoğunluğu falan diyorum genelde böyle bir şey için. Ben bilmeden uydurarak söylüyorum bunu. Bunun mesela daha küçük bir şey bir yoğunluğu var. Hafif bir yoğunluğu var. Yani çok yoğun değil. Öyle bir olayı var yani işte neyse. İlk görünüş o. Bu daha işte floral, fruity tatlara falan onlardan keyif almaya başladım. Size geçenlerde de söylüyordum. O Be Bright'la başladı hepsi. Bu en son beğenmediğim kahveyi aldığım yer aslında. Beğenmediğim demeyeyim ama yani hiç ya. Şöyle söyleyeyim. Beğenmedim evet. Beğenmediğim demeyeyim ama beğenmedim. Yani belli bir kalitenin üstünde bir kahve. Kötü bir kahve değil. Öyle çok acayip ahım bir kahve de değil zaten. Ama şeyi rahatsız olmuyorsunuz. Yani kahvenin dandik falan demiyorsunuz ama yani o işte koyuluk, o fazla kavrulmuşluk falan beni baydı artık ya. Baydı demek ki ben artık o adam değilim. Ben o eski Cem değilim. O eski Cem geçmişte kaldı. Ta 6 ay öncesinde. Artık oradan uzaklaşıyorum. Enteresan. Bunu artık kabul ediyorum. Yani önce her şey bu Major Dickinson'ı deneyerek başladı. Pete's Coffee'de en sevdiğim kahveydi abi. Böyle evde mesela bunu Costco'dan alabiliyorsunuz. Böyle 2 poundluk bagine işte yani 900 gramlık paketine $20 falan alıyorsunuz. $18 neyse yani ve iyi bir deal.
Yani benim şu an aldığım kahvelere göre çok çok iyi zaten fiyat olarak. Ama böyle o zamanlar pahalı geliyordu bu bana. Yani hani şey lüks kahve gibi geliyordu. Ve hani evde o olunca keyfim ekstra bir yerinde oluyordu. Yani fazladan tüketiyordum kahveyi. Seve seve içiyordum falan. O eskiden bir tane Ninja marka bir drip coffee makinem vardı. Onu da yapıyordum. Öyle. Ve ondan çok keyif alıyordum. Çünkü o benim için mesela grinder'ım vardı. Şey grinder böyle normal el grinder'ı. Onu da böyle 5 saatte böyle sallaya sallaya. Onun da bir consistency ne kadar consistent yapılabileceğini falan okumuştum bir yerde. Onunla uğraşıyordum. Yani hani böyle birazcık sallarsanız arada bir onun da daha çekirdekleri daha eşit şekilde kesmesiyle kestiğini falan söyleyen bir şeyler okumuştum. Yani böyle yine dikkat ediyordum. Yine özen gösteriyordum ama yani şu an mesela düşünüyorum ya abi zift içiyormuşum ya. Bayağı zift seviyormuşum ben. Zift ağızlı bir insanmışım. Oo. Ayda bana bunu niye bana bunu şu an niye yaptın ya? Pili bitti abi inanılmaz bir şey. Ya pat diye biter mi pil abi? Pat diye biter mi pil ama ya? Neyse şöyle bir şey yapayım. Bunu 2 dakika bekleyeyim. Ondan sonra da tamamen aksın. Zaten birazcık daha herhalde kahve kalacak. Koymak için üstüne. Ona da buradan ayarlarım. Yani 500'e yaklaşırken yeterli olur. Öyle bir manuel ayar yapacağız. Bak. Hayat işte karar, kısmet. Hem de ilk defa yapıyorum. Yani tadını da bilmediğim bir kahveden çıktı bu olay. Sinir bozucu. Bunun mesela yoğunluğunu az dedim ya, diğeri daha yoğun geldi demiştim ya. Bunda mesela o partiküllerin çamur gibi çıkmasını bekliyorum. Diğerinde daha böyle net net çıkıyordu çekilmiş kahve içinde kahve bittikten yapma işlemi bittikten sonra. Bir dakika daha bekleyelim. İşte Stevie Wonder. Bazı parçaları çok iyi. Ya o klasikleri falan. Ama böyle full albümde bana göre değil abi. Bu soul R&B falan. Benim çok içine giremediğim tarzlar. Çok damardan giriyorlar böyle. O damar bana göre değil ya. Ben beni yönlendirme... Beni çok yönlendirmeye çalışmayan müzikleri seviyorum. Bu böyle manipüle ediyor gibi geliyor biraz bana. İşte bizim arabesk falan da öyle ama arabesk sırf ondan dolayı sevmiyorum değil tabii yani. Yani müzikal olarak da çok keyif almıyorum. Tamam bu kadar yeter herhalde. Hadi bakalım. Açık renkli bir kahve oluyor. Onu görüyorum. Çok acayip açık değil. Çay gibi değil. Bazen çay gibi kahveler de var. Öyle değil. Ama açık renkli bir kahve oluyor. Bu çay aromalı çok fazla burada karşıma çıkıyor kahveler. Çok kaçıyorum onlardan. Yani o kadar da insan seviyor mu aklım pek almıyor. Yani niye o kadar insan nesini seviyor onun bilmiyorum ama şöyle birazcık daha koyacağım. Sonra da çok dokunmayacağım. Eğer hala ihtiyacım varsa o zaman ona göre şey yaparım. Ya da böyle ben bunu durdurabilirim aslında. Biraz daha koyayım. Durduğu zaman durur. Tabii bu daha mantıklı. Evet öyle yapayım. Şöyle doldurayım fazladan. Kalanını koymam. Bu kadar basit. Tam 500 olmaması gerekiyor. Bir tık altında kalacak şekilde istiyorum. Ama o zaman çamurunu göremeyeceğiz. Görmeyelim. Görürüz. Onu da buraya akıtırız. Tamam işte her şeyi çözdüm. Her şeyi çözdüm. Çünkü çok zekiyim. Çok akıllıyım. Aferin bana. Ne de güzel pratik zekalı şeyler yapıyorum. Az kaldı. Starvation roams the street.
Eskiden böyle yapıyordum zaten. Eskiden ama şeye koyduğum suyu ayarlıyordum. Kettle'a. Bir tık daha, bir tık daha. Yavaşladı tabii akış. Bir de o var. Acele etmiyorum. Hold. 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 Evet işte bu daha iyi. Bana bunlarla gel işte ya. Stevie. Bakalım ne olacak sonunda. Benim de bir çamur çıkacak mı onu merak ediyorum. Evet, berrak olmayan bir kahve. Enteresan böyle şey değil. Parlak bir kahve değil. Ama bunlar hiçbir şey ifade etmiyor. Çok böyle buram buram bir koku almıyorum ve pek çamurda olmadı. Demek ki bütün teorilerim boşa çıktı. Demek ki böyle boş boş şeylerle uğraşmayacağım. Teorilerle. Kafamda uyduruk uyduruk saçma sapan şeyler yaratmayacağım. Tamam, bunu da öğrenmiş oldum en azından. Teşekkür ederim. Sağ ol kahve. Bana bunu da öğrettiğin için. Bakalım nasıl bir şey. Ah, vallahi yoruldum ya bugün. Of. Şu an oturunca fark ettim ne kadar yoruldum ya. Ay. Ay esiyorum falan. Hiç kahve içmedim bugün yine. İşte bu kendimi zorluyorum. Sizi programa kadar kahve içmemeye çalışıyorum. Ki aşırı kahve içmemiş olayım falan diye ama bugün tam direkten döndüm. Yani aklımda bir yer vardı, oraya da yaklaşmıştım falan. Sonra dedim ya boş ver ya, şimdi bu içersem şimdi sonra çok overstimulate olacağım 3'ten sonra içince falan. Göze almadım pek açıkçası. Bakalım biraz daha içeyim. Bayağı enteresan. Beklediğim gibi kahve çıkmadı. Asidite çok zayıf. Yani daha asidik bir şey olmasını bekliyordum. Floral ve fruity falan işte bir şeyler yazıyordu orada. Onlardan dolayı. Ama o tatlar var ama çok undertone. Yani böyle daha aşağılarda yakalıyorsunuz o fruity şeyleri. Üste daha güvenli bir tat var. Daha dominant olan daha güvenli bir şey. Yani işte o klasik biraz daha nougat, peanut butter falan. Onlar falan var birazcık. Güzel ama yani hafif bir acılık bırakıyor damağımda. Acaba o doğru zamanlama yapmadığım için falan olabilir mi? Kahvede işte o bozukluklarla iyi demlemediğim için olabilir mi? Demlemek mi deniyor buna ya? Kahveyi demliyor muyuz biz? Bilmiyorum valla. Kahveyi yapıyoruz. Ama demlemek mi oluyor bu? Bilmiyorum. Biraz sulu geldi bu arada. Yani yeterince aroma yok kahvede. Ama dediğim gibi ben doğru, biraz da acı da var. Yani o açılardan birazcık zayıf buldum. Çok mutlu etmedi beni. Beklediğim gibi de çıkmadı bir de. Yani hiç öyle fruity falan o kadar şey değil yani valla. Öyle satmaları birazcık sinir bozucu. Ya Copa Vida şöyle bir yer. Pasadena'da o Old Town denilen kısım
turistik diyemem ama lokaller için turistik bir yer. Yani turistlerin sürekli geldiği falan bir yer değil. Ya bu şarkı çok güzel tabii. Her neyse. O oranın arasında böyle iki tane karşılıklı kahveci var. Bir tanesi Venezuela'da böyle chocolate falan üzerinden daha çok satış yapmaya çalışan bir kahveci. Bir de bu var, Copa Vida. Copa Vida Slayer makine kullanıyor falan. Böyle Slayer burada en böyle şişik fiyatlı, en kazık Amerikan malı bir de sanırım. Çok güzel ama yani mobilya gibi kahve makinesi üreten bir marka. Ama kahveleri hep ortalama gelmiştir bana, espressosu falan. Yani içilisi var ama orada daha çok şey var, böyle gençlerin falan gidip çalıştığı, yani oturup sohbetlik bir yer değil de daha çok oturan, ofis gibi kullanılan falan bir bölüm ya, yani orası bölge. Bölge demişim, kahveci. İlk defa bir alayım dedim. Yani şey gidiyorduk, orada bir dondurmacıya gidiyorduk geçen hafta. Hazır geçerken yani çok yorgun hissediyordum. Bir espresso içim dedim. Oraya girdim. Aslında şeye girdim ilk. Venezuela'ya girdim. Çünkü oraya da met etti bir iki kişi. Oraya gireyim bakayım dedim. Kapatmışlar. Saat 3'te kapatıyorlar. Saat 3'ü 5 geçiyordu falan. Öyle bir şeydi. Ya da 2'de kapatıyorlar. 2'yi 5 geçiyordu. Sonra karşıya geçtim. Yolun karşısına yani. Avrupa yakasına geçtim. İyice gitmiş kafa. Yani orada işte Copa Vida'yı görünce hadi dedim alayım ya. Fiyatları da normaldi. Yani işte 18-20 dolar falan. Bunlar normal fiyatlar. 340 gram için burada. Öyle aldım yani. Bir de merak da ettim ama. Ama sonra işte aldıktan sonra fark ettim onu. Sizle konuşurken mi dün bahsettim ya da daha sonra kendi kendime bakarken mi? Yani hiçbir bilgi yok etrafında kahve çekirdeğiyle ilgili. Yani ne, hangi yöreden nedir? Hani şeyleri geç, böyle proseslerini bilmem ne, zaten onları hepsinde göremiyorsunuz ama en azından hepsinde kahvenin bölgesi falan yazıyor. Ya da blendse işte o bölgeler falan yazıyor. Bunda hiçbir şey yazmıyordu. Ondan bir kıllandım. Yani roasted date yazması avantajlı. Ondan dolayı biraz böyle nasıl bir şey çıkacak diye birazcık şevkim kırıldı. Belki de şu an yargılı olduğum için böyle beğenmemişlik yapıyorum. Onu da bilmiyorum. Ya fena bir kahve değil canım. Ama böyle işte aklıma bir şey geliyor. O fermente olan kahveye gidiyor. Geçen hafta sonu tattım. O biraz böyle aklımda kalmış herhalde. Çünkü bunlar böyle o kadar etkileyemedi. Ya gidip de 30 dolar verilmez ama ona ya. 250 verecek miyim acaba? Ben öyle bir şey mi yapacağım bu hafta sonu falan? Gidip alacak mıyım o kahveyi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Henüz emin değilim öyle bir şeyden. O mesela biraz fazla. Bak şimdi mesela bir de o var. Bu ısılar çok önemli. Yani bu Switch'in avantajlarından bir tanesi, çok sıcak bir kahve gelmiyor elinize. Tam içilebilir bir kıvamda geliyor ama bir tık ısı derecesi düştüğü zaman, ki şu an o zaman böyle kahvenin aromaları daha net ortaya çıkabiliyor. Bazen bu böyle floral şeylerde falan daha yüksek ısıda mesela içmek daha güzel bence. O meyve aromalı kahvelerde asiditenin çünkü derecesi artmaya başlıyor ısı düştükçe. Ondan dolayı en azından benim için öyle yani. Ondan dolayı onlarda daha iyi ama bunda şu an mesela biraz düşünce daha güzel bir tat gelmeye başladı ağzıma. Bakalım onun devamında ne olacak? Heyecanla bekliyoruz efendim. Şimdi hemen ikinci tarafı koyuyorum. İkinci kısım, ikinci plak. I Wish ile başlıyoruz. Burada mı şey? Isn't She Lovely? Evet. Bu da diğer tarafta. Songs in the Key, 76 yılı. Bir dakika ya. Ha, Motown Record Corp. Birden Motion Picture falan gibi bir şey gördüm zannettim de. Bir soundtrack falan mı dedim? Bir daha ama değil tabii. Yanlış alarm. Bu albüm ben almış olabilirim. Emin değilim. Aa, ben almış olabilirim. Hiç hatırlamıyorum ya. Bazı albümleri öyle hatırlayamıyorum. Çünkü çok sık dinlediğim bir şey değil. Dediğim gibi Soul şey vardı bende eskiden. Neydi ya? Soul Man.
Aa, o heriflerin adı neydi ya? Aa, tamamen unuttum. I'm a soul man. I'm a soul man. Neyse, bir ikiliydi o. Aa, bu şarkıda. Tamam işte bak, bunlar tam... bu best of falan herhalde yani, bilmiyorum ama. Let's go Stevie. Stevie. Şu W ile V'yi hala bazen yapabiliyorum, kusuruma bakmayın. Evet, şu an ısı çok kıvama geldi. Yok, kötü değil ya. Kötü değil ama şey de değil yani, böyle wow. İğrenç bir adam var ya. Görmüşsünüzdür. Pigme, hani küçük bir arkadaş. Kötü aşağılamak için söylemiyorum. Pigme aşağılayıcı bir şey mi? Onu da bilmiyorum. Değil herhalde. Pigme yani, o küçük. Küçük adam. Wild Wild West. Wild Wild West. Her neyse, o böyle internette Nusret'in takdirini falan yapıyor ya. Nusret zaten bu son 5 senedir kullanılan artık. Şimdi benim yaştaki insanlar 5 sene geriden geliyor trendlerde. İşte Nusret'in cringe olması, cringe lafı bizim son 2 senedir kullandığımız şey. Ama gençler bunu 7 senedir falan kullanıyor herhalde. Her neyse. Yani Nusret zaten cringe. Bu adam cringe falan böyle. Wow falan yapıyor işte, servis yapıyor. Ortalığı sıçıyor, batırıyor. İnanılmaz bir şey ya. Ya bu uydurma, uyduruk şeyin sonuna geldik ama, değil mi? Bu şovların falan. İnsanlar artık eskisi kadar paylaşmıyor değil mi bu şeyleri? Öyle kro şeyleri göstermek için falan. O heves kaçtı değil mi internette artık? Bitti değil mi? Yani ben de yapmışımdır. O ilk Facebook zamanlarında falan bir şeyler paylaşmıştım. Hatırlıyorum, şeyi paylaşmıştım mesela. Back to the Future'ın Blu-ray'ini almıştım. Çok heyecanlıyım. Coachella'ya gidiyordum. İşte ben alırım dedim falan. Yani kimse de bana alamazsın dememişti yani. Böyle espri olsun diye koydum onu öyle. Ama sırf hava atmak için ben Coachella'ya gidiyorum falan. Hepimiz o yollardan geçiyoruz. Öyle de böyle öğreniyoruz hatalarımızı. Sonra devam ediyoruz. Eminim hiçbiriniz geçmemişsinizdir oradan. Hepiniz mükemmelsinizdir. Bu da şey, böyle ek sözlük terimleri. Adam kendi hatasını kabul edince şey oluyor böyle. Yo, ben yapmadım. Ben hiç yapmadım böyle bir şey. O sadece senin özelliği. O senin hayvanlığı. Daha da dibe batıralım seni. Çekelim aşağı. Wow. Ben bugün ayılmam da belli oldu. Ya hala yorgunum böyle, çok yorgunum. Uykumu alamıyorum kaç gündür ya. Sıkıntım o. Geç uyuyorum. Geç uyuyorum dedim yani. 7,5 saat falan uyuyorum. Bana yetmiyor 7,5 saat. Ben şu an böyle bir temiz bir 9-10 saat uyumam lazım. O hafta sonuna kadar da herhalde onu yapamayacağım. Yani cuma günü anca yapabileceğim. Daha önümde 2 gece var. Kısmet. Yarın George geliyor yine. Siz George'u görmüştünüz. George Papi. Bir hafta kalacak bizde, bir 9 gün falan. O da eğlenceli olacak. Belki George'la da bir program yaparım. O da buralarda takılır. Yine ortalık batacak. Salya, sümük her yere fışkırtıyor hayvan ya. Bulldog. Her yer salya oluyor yani. İnanılmaz bir şey. Böyle her şey salya oluyor. Bütün topları mopları hepsini kaldıracağım. Çünkü hepsini parçalıyor. Kaç tane basket topumu yedi ya geçen kaldığında. 2 tane basket topu, bildiğin gerçek kauçuk falan basketbol topu ya. 7 hayvan. Diye ısırıyor be, alıyor, oynuyor be herhalde. Yorgunluk kahvesi. Bugün hala çok işim var. Var, fena değil. Bugünkü işlerim nedir? Roast beef yapacağım yarına. Roast beef.
Ama onu ben bir gün önceden böyle dry rub yapıyorum. Buzdolabında bekletiyorum. O zaman daha iyi bir kıvama geliyor. Onu yapacağım bugün. Onu hazırlayacağım. O basit bir şey. Zaten tenderloin'i şey yaptım. Trimledim falan. Güzel bir parça çıkarttım ondan. O yarına balık yapacağım biraz. Balık ama uyduruk, gümüş balığı. O benim böyle protein ihtiyacımı gideriyorum. Böyle öğlenleri falan atıyorum ağzıma hızlı hızlı. Yani güzel yemek değil de hızlı yemek. Onları halledeceğim. Başka ne yapacağım? Bazı uploadlarım var bunun dışında da. Bir program için uğraşıyorum bu aralar. Bir arkadaşımla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onun deneme aşamalarındayız. Onların falan uploadunu yapacağım. Bir podcast'la ilgili bir şey. Başka ne vardı ya? Başka bir şeyler daha vardı. Ama bu sabah da çok iş hallettim. Belki onlar aklıma geliyor. Of, iğrenç. Evet, laundry day ya. Ay. Katlayacağım bir sürü kıyafet falan, katlamak falan. Böyle yetişkinlikteki en büyük sıkıntılar bunlar. Kıyafet katlıyorsunuz ya. Çamaşır yıkıyorsunuz, bulaşık yıkıyorsunuz falan. Yani böyle çocukken ne güzeldi. Böyle tabağını bir tek götürmek bile gözünde büyüyordu ya. Masadan kalkıp masadan mutfağa tabak götürme savaşı veriyorduk. Diyorlardı hatta makineye bile koymayın diyorlar. Sadece tabağı götürün ya. Tek istediğimiz bu diyorlardı bize. Tabağı kalkıp mutfağa götürün. Yedikten sonra kendi tabağınızı. Bize yardım etmeyin. Hiç içimizden bir kere bile yardım etmek gelmedi ya. Ne kadar gaddarca bir şey aslında. Şu an düşünüyorum. Yani bir kere de aklımıza ulan bugün de biz yapalım falan. Öğrenelim şu bulaşık işini falan. Yani makineye koyalım, koymayı öğrenelim falan. Hiç. Sonra ne oluyor? Bu yaşa geliyorsun. Yani kaldın işte. Hani yurt dışında falan yaşamanın en büyük dezavantajı bu. Eskiden ne güzeldi. Bir de Türkiye'de de artık hakikaten ciddi bir sefalet falan durumu olduğu için yani eskisi gibi herhalde herkese böyle eve yardımcı falan gelmiyor yani, değil mi? Ne kadar garip bir şey bak, yardımcı diyorsun. Niye biliyor musun yardımcı diyorum? Çünkü hizmetçi lafı kötü algılanan bir laf. Ama hizmetçi sadece kelimeyi düşündüğünde hizmet eden kişi, değil mi? Hizmetçi. Hizmetçinin aslında kötü bir yanı yok kelime olarak. Ona konulan anlamdan dolayı kötüleşti. Yani yardımcı da birkaç sene içinde kötü olabilir. Belki olmuştur bile. Çünkü aslında kelimelerde değil sorun, kelimelere yüklediğimiz anlamlarda. Bu böyle gider sonsuza kadar gider yani. Hiçbir sonu yok böyle şeylerin. Yeah! As I walked to the shadow of the land, as I walked to the land of the... Neydi ya? Coolio. Her neyse. Bu versiyon da benim ilk duyduğum... So living in some paradise. Bir kız arkadaşım vardı. İlk kız arkadaşım böyle. Yani ilk aşkım böyle. Yani çok... O aşık duyguyu ilk yaşadığım kişi. İnanılmaz. Gözlerimiz gülüyor falan. Nasıl mutluyuz yani lise 1. Aman Allah'ım, müthiş bir aşktı ya. Çok acayipti yani o duygu. O bana kaset yapmıştı. Çekme kaset. Onda vardı bu parça. Onu hatırladım şimdi. Kötü bir kayıttı. Bilmem böyle cazurt cazurt geliyordu sesler falan. Ya ben bunu böyle arada dinliyordum falan. Ne kadar güzeldi ya. Ne için mesela, o neydi? Ha şeydi herhalde, Hollanda'ya gittiğimde semester'da. Çünkü biz 1 Ocak mı 2 Ocak mı ne böyle bir tiyatro oyuna gitmiştik. Orada official olmuştu yani. Yani el ele tutuştuk bundan falan filan. O dönem tamam arkadaş olduk. Tabii bir ay sonra semester tatili. Orada Hollanda'ya gittim. 2 hafta şey gibi geliyor o zaman sana tabii. Yani sonsuz. Yani hiç son 2 hafta o kadar uzun bir süre ki. 2 hafta bir daha bir hiç birbirimizi görmeden ne yapacağız? Elif şeye gitti, Ankara'da yaşadı. Neydi? Benden önceki sevgilisiyle evlendi bu arada. Yani yıllar sonra tabii yani 30 yaşında falan evlendi herhalde. Bu kadar enteresan, o çocukluk aşkıyla evlendi. O benden önceki aşkıyla evlendi yani. Zaten çok acayip, çok farklı insanlarız canım. Yani o dönemde çok farklı şeyler yaşıyorsun. Büyüyünce yani şu an mesela düşündüğünde...
Ya Elif'le hala arada bir konuşuruz. 40 yılda bir bak. Bir yılı geçmiş bile olabilir mesajlaşmadığımız. Geçen ay mesaj atayım mı ne olacak falan. Onun da çok hayatında trajedi bitmedi kızcağızın yani. Çok yani geçenlerde sanki atmıştım. Şimdi aklıma geliyor. 99 depreminde işte beraberdik biz onunla. Yani ben işte 99'da beraberdik zaten. Bütün işte o 99'un ocağında başladı. Nisan'da hatta 1 Nisan'dı ya hiç unutmuyorum. 1 Nisan'da benim bir arkadaşım dedi ki Cem Elif seni arayamıyor. Şu an müsait değil şeyde dağda şey dedi kuzenini kaybetti Soner abisi. Dağda kaybolmuş. Dağcıydı çocuk. Dağa tırmanıyordu falan. Onun için arama ekipleri işte Nasuh Mariki'nin de olduğu arama ekipleri falan gitmişti oraya. Yani onu hatırlıyorum. Ben Nasuh Mariki 99'da Nisan'da öğrendim yani kim olduğunu falan işte. Ondan sonra çocuk kayboldu. Tabi buldular sonra maalesef. Canlı değildi. Ondan sonra deprem oldu. Depremde arkadaşlarını kaybetti falan. İnanılmaz trajik bir sene geçirdi kız bende. Yani ben de böyle şoktan şoka böyle hayatımız çok böyle diye salak gibi. Belki yıllarca beraber olacaktık. O çok kısalttı bizim ömrümüzü yani ilişkimizi. Kıskanıyordum, çok kıskanıyordum. Of nasıl kıskançlıklar yapıyordum. Kendime özgüven eksikliğinden, onu kaybetme korkusundan. Yani bunun bir sürü açıklaması var. Şimdi size derinlere girip anlatabilirim de ama hiç gerek yok. Ama böyle çok kıskanıyordum. Sonra kıskançlığımda da haklı çıktım. Bir tane çocuk vardı. Böyle beğeniyor gibi geliyordu bana onun okulundan. O söylemişti bana benden hoşlanıyor herhalde falan demişti ama ben bir kıllanmıştım. Sonra benden sonra gitti onunla çıktı. Sonra diğer çocuktan da kıskanıyordum. İşte bir eski erkek arkadaşı. Onunla da gitti evlendi. Ya yani şimdi kıskanıyordum da en azından based on reality yani. Neyse. Ya yani kıskanmanın hiçbir sorun derdi yok. Ha, şu anda mesela belli bir yaşa gelince tamam abi istiyorsan git o zaman yani. Problem değil. Ama o zaman sahiplik duygusu vardı. Çok yani o şey oluyor. İlişkilerin tam olarak kavramını yakalayamıyorsunuz o yaşlarda. Nasıl bir şey olması gerektiğini. Yani bazıları yakalıyordur en baştan ama ben yakalayamamıştım. Neyse işte şey dur bakayım ne diyordum şimdi heyecanlandım ya böyle Elif falan böyle aklıma geldi. Ne güzeldi yani hani çok çünkü saf duyguları çok yani o ilk bir iki ayım falan inanılmazdı ya inanılmaz iyiydi yani. Öyle böyle değil müthişti. Hiç o duyguyu yaşayamıyorsunuz zaten yani Katie ile bile öyle bir duygum olmadı tabii onun da o benimle eminim ilk aşkı gibi olmaz. O ilk aşkın hani farklı olması falan. Bundan geliyor zaten yani o çocukluk, saflık ve böyle fall in love yani. Ve ben böyle aşık olmak için çok uğraşan bir adamdım bir de. Yani ortaokulda falan denemelerim oldu o şey gelmedi, ilgi gelmedi karşı taraftan. Ondan dolayı olmadı. Yoksa daha önce de birine kaptırabilirdim kendimi. Yani hazırdım ben yani. Elif benim üstüme yani öyle denk geldi. Aşık olmak istiyordum yani. Öyle bir şey var. Ha, sonrasında da yine yani mesela çok yakın olduğu, ablası gibi sevdiği başka bir kuzeni daha vardı. Onu da geçen kansere kaybetti. Geçen sene miydi? Ondan önceki sene daha kız 40 küsur yaşında yani. Çok erken yaşta yine kaybetti. Böyle valla Elif'i düşünüyorum. Hayatı valla çok trajedilerle dolu ya. Bende o kadar olmadı. Bunun bilmediğim bir sürü kısmı da vardır bu arada. Yani şu an benim bildiklerim. Arada kızın bütün hayatını takip etmiyorum yani. Bilmediğim birçok şey var arada. Kaç paresi 30 sene geçmiş yani. O nasıl ya? 25 sene geçmiş yani. 99'da değil mi? 98, 99'da evet. Vay be. İnanılmaz. Canım bir kahve daha yapmak istiyor ya. Bu programı uzatalım mı? Ne diyorsunuz? İzliyor musunuz ki oğlum? Sonuna kadar kimse izlemiyor gibi geliyor bana hakikaten. Kendi kendime program yapıyorum. Yapayım ne olacak? Vaktim var mı? Var. Kahve beni daha böyle daha içirir bu beni. Evet içerim ya. Hadi yapıyorum bir tane daha yapıyorum. Siz ne isterseniz yapın. Kapatın burada bitti deyin. Bak size şöyle yapayım. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
didik öyle bir ötüyor. Siz duymuyorsunuz, siz de ben duyuyorum. Didik. Ha, ikinci bölüme hoş geldiniz. Daha albümün yarısına da gelmedik sonuçta. Yapılır yani. Suyum da var. Tamam, her şey var ya. Cukka. Pam 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 pam. Aa. Pil. Aa, bir dakika. Pillerim burada benim ya. Ay ay ay. Yine azalmaya başlamış piller. Yine zamanı geliyor double A, triple A. Çocuğun mu var, pil derdin var abi. Yani yalnız bunu kesinlikle şeye tercih ediyorum. Rechargeable. Rechargeable'lar maalesef yani bir tasarım hatası ya. Kim seviyorsa rechargeable'ı ve bundan daha iyi bir ürün olduğunu düşünüyorsa yanılıyor. En hafif tabiriyle yanılıyor. Bu arada geçen de söylemiş miydim bilmiyorum ama şu alet, bu Jumanji'nin oyunu. Yani çocuğunuz falan varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Müthiş bir board game. Yani çok başarılı. Tam istediğim şeydi. Yani böyle ne çok challenging ama ne hiç challenging falan. Yani böyle güzel şeyleri var. Çocuk seviyesinde challenge'ları falan var. Ama aynı zamanda eğlenceli de. Çok eğlenceli. Bir sürü interaktif şeyler yapabiliyorsunuz. Kendi ekranı var, sesi var. Sizi gerçekten Jumanji'de gibi hissettiriyor ya. Yani gerçekten onu hissediyorsunuz. Böyle filmdeki gibi falan hissediyorsunuz birazcık olsa. Çok başarılı. Yani benim son dönemde oynadığım en iyi, yani çocuklar için yapılmış board game. Ama yetişkin olarak da eğleniyorsunuz. Yani gençlere tavsiye etmem. Kendi aralarında falan hiçbir mantığı yok. Ama böyle aile oyunu olarak müthiş. Müthiş. Peki nereye koydum ben? Vakit geldi mi yoksa? Spreyleri karıştırmanın vakti. Yok, karıştırmam zaten. Çünkü diğerinde bitmek üzere. Bunda full. Yani o kısmı fanteziydi biraz açıkçası. Kandırdım sizi. Televizyon dünyası işte. Hep kanarsınız böyle. ...99... Biraz size 99 senesinden bahsedeyim o zaman. 99'un böyle bir şeyi var. Sinematik olarak yani belki de gelmiş geçmiş en değerli senelerden biri Amerikan sinemasında özellikle. Görmüşsünüzdür eminim bununla ilgili. Ben bile bilmiyordum o kadarını yani. Hani bilmiyordum derken hiç düşünmemiştim. Aa diyorum, bu da var. Evet, bu da 99. Bu da 99. Yani ilk akla mesela Matrix, Fight Club falan geliyor. Ya da hatta Star Wars'un ya filme işte ama onlar falan geliyor, Phantom Menace. Ama onun dışında yani böyle Magnolia, Paul Thomas Anderson'ın, O Brother Where Art Thou, yine Coen Brothers'ın. Ya daha böyle sayamam size ya, böyle şey, böyle 50 tane falan film var ya, çok iyi. Hepsi de böyle, o hepsi akıllarda kalmış falan. Ya yani her hafta güzel bir film varmış yani o dönem. Öyle bir, ha bu arada tabii asıl en önemli olan suyu haşlamayı unuttum. Bunun da böyle biraz sağ biraz sol yaparsanız foşur foşur dökülüyor. Onun için böyle çok dikkatli dökmeye çalışıyorum. Sıçratıyor her tarafa. Her taraf su oluyor. Onu söylemeye çalışıyorum sağ tarafa. Neyse. Okey. Biraz bekleyelim o zaman. Çünkü hop. Olacağı varmış. Çünkü birkaç dakika sürüyor herhalde bunun şeyi. Tamam. I'm already bırakacağım. Plak değişir birazdan zaten. Bu son şarkı sanırım. Biraz dans. Yine bir
Ya bilmiyorum işte, bu şu anda şey moduna girdim. Hayatımdaki ideal kiloma geri dönme moduna girdim. Onun için bir sürü alkol almıyorum. Temmuz 1'e kadar sadece alkol bırak, yani beslenme olarak da çok acayip böyle şey faşizan moddayım. 1 Temmuz diye hedeflemiştim ama 1 Temmuz'da ideal kiloma dönemem. Yani o zaman çok böyle sağlıksız bir, yani aç kalmam falan, böyle saçma sapan bir şey yapmam gerekiyor. Ağustos sonuna doğru falan anca, eğer böyle devam edersem hiç ara vermeden. O da çok uzun geliyor ama bir taraftan da böyle ödülü gayet güzel. Yani en son ideal kilomda ne zaman vardım diye sorsanız, sordunuz mu? Sordunuz. 15 sene önce falan herhalde. 15 senedir bir şekilde o ekstra bir şeyler var hep. Biraz fazla var, biraz az var. Şu an idare ederim. Daha iyisini, daha kötüsünü de gördüm. Tam o aradayım. Ama yani şey böyle bir... Kaç senesiydi işte, bir 5-6 sene önce aslında ideal kiloma çok yaklaşmıştım. Ama oradan döndüm mesela, tekrar yukarı çıktım. Ya yani onları falan yapmak istemiyorum. İşte artık bu sefer hakikaten bam diye hedefe kilitlenmiş bir şekilde gitmek istiyorum. Öyle bir isteğim var. Bilmiyorum olur mu olmaz mı? 99'da mesela ideal kilom. 99 ya. 99, 10, 15'ten 16'ya. 16 olduğum, 15 yaşında başlayıp 16 yaşında bitirdiğim sene. 99 senesinde asıl böyle İstanbul'u keşfetmeye başladığım seneydi. Yani benim için birçok yerin varlığı, varoluşu 99'dan başlıyor. Yani mesela Baylan Pastanesi'ne ilk defa hayatımda 99 senesinde gittim. Ondan önceki Baylan'ın tarihçesini bilmiyorum. Ama benim gittiğimde Baylan mesela şeydi... ne dedin adına? Juppie, I'm still doing it. Eyvah, bizimki şimdi kurtlanmış. Bir beklesenize ya, bir ona bir bakayım, ben geliyorum bir saniye. Tamam, geldim. Birazcık böyle bir katkıda bulunmam gerek çünkü karnım da acıkmıştı birazcık. Ya yiyor yiyor, inanılmaz yiyor ya. Yani şey, sağlıklı besleniyor ama çok iştahı arttı bu aralar. Böyle yetmiyor abi. Yani veriyorsun veriyorsun yetmiyor. Daha fazla istiyor, daha fazla istiyor. İşte birazcık blackberry, birazcık peynir, birazcık işte sour cream, birazcık quesadilla, birazcık yani apple sauce falan böyle hani... Neyse artık. Su doldu. Harika. Her neyse. 99. İstanbul'u ilk öğrendiğim zaman. İlk gerçekten dışarı çıkıp aa böyle şeyler de varmış dediğim zaman. Yani mesela 99'da ilk ben şeyi gördüm. Caddebosan sahili. Kalamış'ta yaşamama rağmen. Yani böyle Caddebosan sahilin varlığının bile bilincinde değilim. Öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Çünkü hiç öyle yerlere gitmiyordum. Ya da Fenerbahçe Parkı. Arkadaşlarımla Fenerbahçe Parkı'na gitmiştim ilk defa. İşte ilk defa bira içmiştim orada. Bir tane. Efes Extra'ydı ama. Bir kutu Efes Extra. O kadar. Bir tane yeter. Abartmaya gerek yok. Ondan sonra... ne bileyim yani... işte bu böyle... ilk defa telefon kullanmaya başladığım zamanlar. O da arkadaşımın telefonu. Bende telefonum yok. Benim telefonum yoktu. Elif'in vardı telefonu. Onun ne vardı? Ericsson 688 vardı onda. O bayağı iyi bir telefondu o dönem için. Böyle cool bir telefondu. Yani o öyle şey 388'ler falan da var, daha ucuz versiyonları. Ya da Motorola'nın böyle şeyleri vardı, alternatif. Ama yani 688 şey telefondu abi. Böyle Nokia'nın henüz daha devralmadı. 3210 falan yoktu mesela. Nokia'da 3110 vardı. O da babamın telefonuydu. Onlar daha henüz böyle Nokia'nın dominasyonunu... ne yaptım ya? Neyse, bu çok önemli değil. Böyle bir 50 gram fazladan sayacağım. Tamam. Ondan sonra yani o dönemde şey... abi ne yapıyorum ya? Ha tamam, bir sorun yok, bir sorun yok. Tamam. Kafa çok gitti benim. Dur, acele ediyorum. Acele işe biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Hiç söyletmeyin bana şimdi onu. Tamam, şöyle bir şey yapacağım. Bunu ben 400 gram daha, yani 430 gram daha koyacağım içine.
Öyle bir şey düşünüyorum. 3 aşağı 5 yukarı doğrudur o. Tamam. Okay, let's go. 441 olabilir. Terry yapıp tekrar. Tamam. Hatta daha fazla. Yo, tamam, doğru, doğru. Bu şarkısı herhalde en sevdiğim. En sevdiğim bir iki şarkı. Zaten hepsini çaldı. Böyle sevdiğim bütün şarkılar. Yani bayağı, bayağı güzel şarkıları var arkadaşın. Sevgili Stewie. Stewie herhalde ya. Stewie. Bu yani birçok farklı söylenişi var da. Stevie Wonder. Tabii. Her neyse ya. Şimdi mesela düşünüyorum aklıma da bir şey gelmiyor. Şey var. Kadıköy'de o böyle kafeler, değişik incik cincik böyle dandik kafeler falan çok vardı. Küp kafe diye bir yer vardı mesela alt tarafında o Kadıköy'ün daha varoş kısmında. Hırıhtıma yakın olan kısımlarda falan. Orada böyle ev yemekleri falan böyle enderdi ama şeyler vardı. Böyle 1 liralık, yani 1 milyonluk pideciler vardı. Böyle patatesli veya işte kıymalı derlerdi ama hep patatesli alırdım hani çünkü böyle kıymalıyı böyle aklım almıyordu. Çok güvenemiyorsun falan. Ondan sonra ya kır pidesi diye geçiyordu. Evet. Güzeldi de yani hani fiyatına göre çok iyiydi. Ondan sonra ne bileyim o Kadıköy'den işte aşağı doğru Kalamış'a kadar yürürdüm falan. Yani bazı şeyleri çok tecrübe ettim. O Kadıköy'ün çarşısını, sinemalarını, sonsuz derecede sinema vardı. Ve hepsi işte 99'da başladı. O yani Bağdat Caddesi'nde işte biraz daha fazla tecrübe yaşamaya başladım. Aslında Bağdat Caddesi'ne pek de gitmezdim ama yine de böyle ne bileyim işte bazen işte kırıntıya herhalde ilk kez 99'da gitmişimdir. Böyle ilkokul arkadaşlarım daha şeydi, tikiydi falan. Onlar sayesinde biraz Bağdat Caddesi'ni öğrenmiştim. Ondan 1-2 sene öncesinde Bağdat Caddesi'nde aslında ilk Burger King, McDonald's ve bu Perla diye bir şey vardı. Magic the Gathering satan bir dükkan vardı. Onları aslında daha eski. Yani 98-97 hatta olabilir. O dönemlerde tecrübe etmiştim ama asıl o Kadıköy falan dershane zamanı. Dershane işte lise 1'de dershaneye gidiyorum de manyak gibi. O zaten Elif de dershaneden arkadaşımdı. Yani dershane romansıydı o. Hafta sonu romansı. Ah o sınıf da böyle çok enteresan bir sınıftı ya. Kimler çıktı o sınıftan? Ya şimdi söylemeyeyim, boş verin. İyi, ünlü arkadaşlarım falan var o sınıftan benim. O dönemde arkadaş olup görüştüğümüz senelerce. Ben yine farkındasınız yanlış yaptığımı hiç söylemiyorsunuz. Ah be abi. Neyse önemli değil, en azından bu kurtarılmayacak bir şey değil. Bir tek şöyle bir sıkıntı var. Yok bir sıkıntı yok, tamam, yeterince kahve koydum biliyorum. Gramajı hiç önemli değil artık. Bunu kaldıracağım. Çünkü zaten dolmuş o. Bu geri kalanını da buraya koyacağım. Neyse ki yani o kadar fazla hata yaptım ki hepsinden böyle doğru zamanda döndüm ama şansıma. Dalıp gidebilirdim yani. Demek ki bak kahve içtikten sonra ikincisini yapmak biraz böyle aceleye getiriyor beni. Sakin kafayla yapamıyorum çünkü. Hızlı olmaya çalışıyorum. Bap 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 diye gidiyorum. Kafein bünyeye girdiği için. Biraz kafeine mesela şey yapmıyorum. Yeterince zaman vermiyorum hissetmek için. Ona hep hata yapıyorum orada. Yani o doyuma, kafein doyumuna ulaşmıyorum. Hemen. Ve ulaşmadığım için şu an mesela şu kafayla bir daha düşünürdüm ihtiyacım olup olmadığını. Yani bir 10 dakika daha bekleseydim zaten böyle olacaktım. İşte neyse kısmet. Tamam bu artık tamam, bunu kapatabilirim. Bu böyle aksın buraya. Ben de mug'ımı alayım. Tamam işte gayet güzel oldu. Tamam harika. Şans. Tamamen şans. Ve garip yanı şu. Yani en son 2019'da gittim Türkiye'ye. Ve yani 5 yıl oldu. 5 yılda neler değişti çok emin değilim ama 5 yıl önce de Kadıköy'e 3 kere gittim yani. Anlatabiliyor muyum? Hani ondan önce ya en son benim Kadıköy adam gibi görüşüm 2011. 13 yıl önce.
Yani ondan sonra işte en fazla 3-5 kere uğradım. Yani oradan bir yorum çıkartmam çok mantıklı değil. Gittikçe kalabalıklaşıyor deniyor ama zaten çok kalabalıktı yani. Hani sokaklara insanlar taşıyordu yine 2011'de de. Onun için çok da bilmiyorum şu an daha da ne kadar yani. Diğer sokaklar da taşıyordur. Tamam, okey. Sadece Kadife sokak taşmıyor. Yan sokakları da taşıyor. Alt sokaklar da taşıyor. Ama zaten hep çok kalabalıktı. Yani Kadıköy'de o dershane olayı inanılmaz bir şeydi. Yani şöyle söyleyeyim. Dershane nasıl bir şeydi biliyor musunuz? Şimdi artık bilmiyorsunuz siz dershaneyi. Değil mi? Artık yeni jenerasyon dershanesiz büyüyor. Yani onun alternatifi neler vardır belki bir şeyler. Hafta sonu okulları bilmem neler falan lisede. Ama yani koskocaman bir lise gibiydi ya Kadıköy hafta sonları. Herkes birbirini aşağı beş yukarı tanıyordu. Herkes aynı cemaattendi yani. Hani bazı dershaneler vardı. Onlar da hep illa bir arkadaşın bir şeyin oluyordu. Fen bilimleri, MEF. İşte ben Erol Altaca'daydım. FEM de vardı ama işte onun ozuk Fethullah Efendi'nin müritleri diye geçiyordu o bizim aramızda. Ona çok girmezdik. Ama şey yani böyle... Bir iki tane daha var. Neydi? Uludağ diye isim vardı. Uğur dershanesi vardı. Ya böyle vardı birkaç tane. O zaten herkes oradaydı yani. Onlardaydı. Çıkışta herkes hemen hemen saatler benzerdi. Oradan çıkardık. İşte takılırdık beraber. Yani bu kadar da basitti aslında dershane olayı. Ama işte şey... Güzeldi yani. Hani ortamlara giderdin, her kafede bilmem ne, hep tanıdıklar bilmem neler, herkes bir yerlerdeydi. Şu an bu kadar büyüdüğü için bu daha kaotik ve bir de daha nüfus olarak daha yaşlıların da yani 20'li yaşlarında olan insanların da daha sık gitmeye başladığı için. Çünkü o zamanlar 20'li yaş deyince Kadıköy'de takılınmazdı abi 20'li yaşlarda. 20'li yaşlarda İstiklal'e giderdin ya da tikiysen Nişantaşı'na giderdin, Teşvik'e giderdin, Etiler'e giderdin falan filan. Yani o Beşiktaş'ta da aynı durum vardı. Beşiktaş'ta dershane mesela o karşının o ekibi vardı. Yani karşıda oturanlar Beşiktaş'taki dershanelere giderdi. Aynı dershanelere. 3 aşağı 5 yukarı aynı isimdekilere. Biz Kadıköy'dekilere giderdik burada oturduğumuz için. Yani öyleydi yani Kadıköy. Onun için aslında her döneminde fena da güzel zamanlarına denk gelmemiştim. Şu an mesela çok garip yani yeni jenerasyonla ne zaman konuşsam benzer şeyler söyledi. Abi siz çok şanslıymışsınız, sizin ne güzelmiş falan. Hiç öyle gelmiyordu tabii biz yaşarken onu ama hakikaten biz Türkiye standartlarının çok, şu anki standartlarının çok üstünde yaşadık ya. Ya o kaçınılmaz bir şey ve bunun için AK Parti'ye teşekkür ederim yani hani yalan değil. Şimdi hani adamlar hiçbir zaman çok takdir etmedim, sevmedim ama ekonomiyi çok stabil tuttular ve orada bizim alım gücümüz bayağı yükselmişti 2000'lerin başında falan. Yani 2001 krizinden sonra yani gitmediğim konser kalmadı abi benim neredeyse. Yani o azıcık parayla nasıl yapabilirsiniz şu anda onu? O eskiden yapabiliyordunuz. Ama tabii bu sadece Türkiye'nin ekonomisiyle alakalı değil. Bu global dünyanın şu anki haliyle de çok alakalı bir şey. Ya şu anda böyle nüfus yoğunluğuna karşı bir cevap veremedi ekonomi. O sıkıntı yaşıyor. Yani bulamadılar, çözüm bulamadılar. Aslında AI falan bunun için kullansalar belki kullanacaklardır yakında biraz daha geliştirince falan. Yani böyle genel daha mantıklı bir çalışma sistemi bilmem ne otursalar şuraya pek o problemler de kalmayacak. Yani iş imkanları artsa bilmem ne olsa biraz daha böyle yönetimi biraz daha AI'ye bıraksalar yani ülke yönetimini belki güzel olabilir. O da tabii yani dalga geçiyorum. Çok biraz Skynet'e vurmaya başlarız sonra bir noktadan sonra AI da sizden bir bok olmaz deyip kırmızıya basabilir yani tuşa. Ha, bilmiyorum. Ama her neyse yani sonuç olarak şey 99 renkli bir dönemdi benim için. Tiyatro çok fazla oyuna gittim. Çok severdik beraber oyunlara gitmeye. Şey de o sene gelmişti. La Vita e Bella. O film de 99 bak mesela. Ya böyle o kadar fazla film var ki. Çok da gitmiştik. Kubrick'in şeyine gitmiştik. Eyes Wide Shut'a gitmiştik. Bu Joe Black gitmiştim işte. Valentine's Day'de onu hatırlıyorum. Charlie's Angels yok o sene değildi. O diğer kız arkadaşımdaydı. Ertesi sene falan. Ya da 2001 miydi? 2000 mi? Yani bir şey. Neyse ya.
güzel senelerdi. Lise dönemim cıvıl cıvıl geçti ya. Üniversite dönemlerim de fena değildi yani açıkçası. Ama çok enteresan oluyor. Böyle 23 yaşına falan gelince mesela... Abi yaşlandım artık falan. Yani yaşlandım artık değil de... O zirveden düşmeye başlıyorsunuz. Şey açısından zirveden diyorum. O işte lisede başlayan sosyal çevre... Dağılmaya başlıyor yani. Herkes başka yerlere uzuyor. Yani üniversiteden mezun olanlar bir yerlere gidiyor. Yurt dışına gidenler oluyor üniversite için bilmem ne. Hani o ekip yavaş yavaş zayıflıyor. O lisedeki herkesin bir arada olma topluluk duygusu başka bir zaman pek görebildiğim bir şey olmadı. Bazıları bunu üniversitede yakalıyor. Bazıları belki bazıları işte iş hayatında falan yakalıyor. Benim hepsinde vardı öyle şeylerim ama zirvesi kesinlikle liseydi. Albüm de herhalde 2 saat sürecek değil mi? Daha 3. şeydeyiz. 4'ü de var bunun. Yani beklemeyebilirim, bilmiyorum. Zaten pilim de bitebilirim, onu da bilmiyorum. Ne kadar dayanırım bilmiyorum arkadaş. Zorluyorum şu an sınırlarını GoPro'nun. Çok ısınmamış ama biraz da ısınmış. 4K çekmediğim için ısınmada çok sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Bu yenilerinde 4K'de daha iyi performansı var anladığım kadarıyla. Ama böyle şeyi bekliyorum biliyor musunuz? Böyle upgrade falan yapmak için. Bir gün gelecek yapacağım ama altyapımın ona hazır olmasını bekliyorum. Yani bu internet altyapısı kaç sene sürecek bilmiyorum. Belki birkaç sene daha sürebilir. Fiber optiğe geçmesi lazım. Çünkü benim uploadlarım çok yavaş. Yani şu an mesela bu programı uzun da süreceği için herhalde 10 GB falan yer kaplayacak. O 10 GB'ı upload etmem benim 6 saat falan abartıyorum ama 4 saat falan sürebilir. Yani o saçmalık yani, anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı böyle şeylere çok girmemek için 4K'yi de çok kullanmak istemiyorum. Çünkü 4K'de 12 GB falan oluyor şey böyle 20 dakikalık program, 25 dakikalık program. Eğer uzatmak istersem 40 dakikaya, 45 dakikaya saçma zamanlara geliyor. O da böyle upload için sabahtan koyuyorsun bilgisayar açık böyle bütün gün falan. Yani onu istemiyorum. Onun için de upload hızının artmasını bekliyorum. Hiç öyle problemlerim kalmayacak. Şu anda işte saatler süren şey birkaç dakika sürecek. Yani bu kadar fark ediyor yani. 3 dakika falan sürüyor. 3 GB, 5 GB'lık upload. Yani onu bekliyorum. Çünkü bana bir gelen söylemişti burada internet için bir yere geldiler, bir kontrol yaptılar, söylemişti yani çalışıyorlar dedi ama ne kadar ne zaman biter bilmiyorum dedi ama şey yani çalışıyorlar, işte altyapı sürekli yenileniyor bilmem ne. Burası da en eski yerlerinden biriymiş internet altyapısı olarak Los Angeles'ta. Şans işte. Yani çok da önemli değil, bu upload dışında hiç problem yok. Download'um 300. Ama upload'um 10. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir dengesizlik. Neyse. Çıkamıyorsun da yani. 1 gigabit alayım. Yine 15 falan yani. Hani upload. Her neyse. O da zamanı gelince toparlar. Bu gece bana uyku yok herhalde. 1 litre kahve içiyorum ya, 60 gramlık bayansına. Ne yapayım ya, bugün de böyle geçsin. Yarın düşüneyim. Bunu yarın, problemim yarınla ilgili. Bugüne kusura bakma abi, yarınki Cem. Kusura bakma, kolay gelsin. Yani bir gün daha böyle idare edeceksin artık, yapacak bir şey yok. Yarın işte Kate'in kuzenlerine geliyor. Bir gece kalacaklar, sonra arabalarını buraya park edip onun bir tane şey aldı. Ya babasını kaybetti işte Kate'i, dayısını kaybetti. Çok da sevdiğimiz bir dayısıydı. Ben çok seviyordum. Kötü bir şekilde de vefat etti. Çok anlatmayacağım. Yani üzücü bir durum var yani. Bayağı trajik bir şey. Oğlu da çok tatlı bir insan. Müzisyen aynı zamanda. Spotify'da Şafa diye C-H-A-F-A Şafa diye bir şey var. Kendi ismi Shane ama onu kullanıyor. Eğer Jan Tiersen falan seviyorsanız, Jan Tiersen neyse artık işte Fransız sanırım. Fransız mı Jan Tiersen yok, sadece Fransızlarla falan çalıştığı için bana öyle. Neyse.
Öyle piyanoyla falan çok cool müzik yapıyor. Aynı zamanda modellik yapıyor. Nike falan böyle modellikler falan yapıyor. Neyse, o babasının ölümünden sonra şey aldı, motosiklet aldı bir tane. Çünkü hep babasıyla böyle motosikletle maceralara gitme falan gibi şeyleri varmış. Hep konuşurlarmış, yapamamışlar. Şu an o dönemde bir tane Honda motor aldı. Bu Goldwing'lerden aldı, eski. Onunla kız arkadaşıyla beraber çıkacaklar, gidecekler işte. Bize arabayı bırakacak. Oradan uçacaklar. İşte George'u da bize bırakıyorlar. Yarın da işte onlar da gelecek. Şimdi şey aklıma geldi. Akşam yemeğine falan gelirlerse ne yapacağız şimdi onlar? Neyse tamam. Karides marides var buzlukta. Onlardan hallederim bir şeyler. Ya öyle işte. İyice günlük hayatımın içine girdiniz ya. Hayat güzel. Dodgers maçı ne oldu acaba ya? Ben en son baktığımda 2-0'dı. Yeniliyorduk. Saat 12'de başladı. Bitmiştir işte. Sizden sonra bir açıp bakarım o maça. Sonra da NBA play-in'leri başladı. O dün iki maç oldu. Şeye çok üzüldüm, Zion Williams'a. İzleyenler oldum. İzliyor musunuz NBA falan bilmiyorum ama ben artık regular season'dan çok sıkıldığımı işte fark ettim. Ama bu playoff'lar falan çok heyecan veriyor. Bugün de iki maç var. Chicago Bulls'umuz maalesef yani 9. sıradan girdi ve kötü de hiç heyecan vermeyen bir kadrosu da var. Çok iyi aslında individual olarak yani DeRozan, Caruso, işte bu Ayo Dosunmu, biraz daha genç oyuncuları, başka unuttuğum vardır bir iki tane daha. Yani böyle güzel birkaç oyuncu var aslında heyecan veren. Ama şey, Kobe White bu sene bayağı iyi bir noktaya geldi falan. Ama işte senelerdir hep bu mediocre yani kadro. Yani hep böyle idare eden bir kadrosu var. O keyifsiz yani. Hani DeRozan lider olduğu takımla, anladın mı? Yani gelebileceğin yer çok belli, kısıtlı. Atlanta Hawks'la karşılaşacak. Valla kazansalar, kaybettiler hiç önemli değil açıkçası. Çünkü diğer takımlar Miami Heat'le Philadelphia. Onların mağlubuyla oynayacaklar 8. sıra için. Orada Miami gelecek belki. Belki Philadelphia da belki gelebilir. Philadelphia zaten geçmiyor. Miami de yani. Hani dağıtır gider yani. Onun için pek şeyleri yok, şansları yok. Asıl Philly Miami maçı enteresan. Ben Miami'yi her zaman playofflarda, yani hiç şakası olmaz yani. Onu ciddiye almak lazım her zaman. Ki Tyler Hero var bu sene. Biraz daha farklı bir durum olabilir. Rozier oynamıyor. Onun bir dezavantajı var Miami'de. Ama Philadelphia'da da Embiid falan oynuyor yani. Hepsi full kadrolar. Kısıtlamayla da oynamıyormuş. Zaman, süre kısıtlaması da yok Embiid'in. Herhalde ezer geçer gibi. Bir de yani doğuda hakikaten 7. olan New York'la karşılaşıyor abi. Yani çok büyük şansı var bir sonraki tura geçmek için. Ama 8. olan Boston'la yani kolay gelsin. Öyle bir durum var. Ama playoff'ların tekrar başlaması böyle bir heyecanlandığımı hissettim. O açıdan iple çekiyorum. Bu iki gün sonra başlayacak playoff'lar sanırım. Cuma günü. Artık birinci turlar. Yani çok güzel maçlardı. Bu Golden State Sacramento Kings'in maçı. Sacramento yani inanılmaz bastırdı ya. Yani o enerji falan, işte playoff'un enerjisi falan çok farklı. Onu izleyince yani oyuncuları ne kadar daha ciddiye aldıklarını falan görünce, o intensity'yi falan hissedince izlemesi de çok keyifli oluyor. Normal sezonda işte o yok ve o beni bu sene çok baydı mesela. Eskiden izlerdim. Yani hiç öyle problem yaşamazdım ama bu sene hiç giremedim işin içine ya açıkçası. Yani oturup böyle bir maç bile izlememiş olabilirim full böyle. Yani arada bir açıyorum falan da. Bir de NBA app çok kötü ya. Yani oradan üyeli kalıyorum iki senedir, hep unutuyorum. Şey yapıyorlar, renew ettiler falan böyle bu sene. Ya yapmayacaktım. Çünkü şey alternatifiniz de var. Mesela YouTube TV'ni üzerinden alabilirsiniz aynı fiyata. O zaman YouTube TV'nin içinde olduğu için app olarak da onu kullanıyorsunuz ve çok daha iyi bir app mesela. Hani ben mesela bir dahaki sefer YouTube TV almasam bile kullanabiliyorsunuz. Yani o da var. YouTube TV normal kablolu TV yani. Hani onu kastediyorum. Ama o çok daha advanced bir app. Yani çok başarılı. Bir ara onunla kullanmıştım çünkü bir sene öyle yapmıştım. Hadi son slide'ını da koyayım.
Kaç dakika oldu ya? Bir saati geçti. Vay be. Bir saat 6 dakika mı 7 dakika mı? Öyle bir şey olması lazım şu anda. Pilim de bitmek üzere. Aman Allah'ım. Ne olacak? Yetişecek miyiz? Ne diyorsunuz? Şey olur mu bu? Ben seni şuraya koyayım bir dakikalığına. Çünkü bulamadım o kağıdını maden şu an. Evet. Son. Bilmiyorum. Bana sanki pil bitecek gibi geliyor. Çünkü şurada şu an gördüm. Bu bayağı azalmış pilim. Olsun. Olsun. Olduğu yere kadar. O zaman bitirmeyeyim bu albümü. Şey yapalım. Yavaştan şu kahve maveyi toparlayayım ben. Kapatayım artık. Değil mi? Ha, öyle bir şey yapayım. En uzun bölümüm falan bile olmuş olabilir vallahi bilmiyorum. Bugün de içimden böyle geldi abi. Zaten 3 güne falan upload olur bu. Olduğu kadar. Stevie Wonder sağ olsun. Bir albüm daha var burada bak. Onu kullansaydım bitmişti şu an program çoktan. Konuş konuş bitmiyor değil mi? Benim çenem düşüktür ya. Ben her şeyi konuşabilirim. Hiç fark etmez yani. Ya fena değil ama böyle amşam bir kahve değil. Yani bir daha almam. Enteresan değil. Tanıdık bir tat. Ya yani o meyveler falan çok ön plana çıkmıyor. Güzel. İçimi daha güzel oldu işte o ısısı falan düşünce dediğim gibi bir tık daha. Ama yeterli değil benim böyle tekrar geri dönmem için. Evet yani. Bu gooseneck kettle'larda niye abi şey olmuyor onu anlayamıyorum. Hepsi niye 0.9 0.8 litre maksimumda? Bunu bana bir açıklayabilir mi? Yani niye tasarım olarak gooseneck kettle'larda böyle 1.5 litre, 2 litrelik normal kettle'lar gibi bir kapasitesi olan bir kettle yok. Tasarım olarak çok mu büyük yer kaplayacağı için falan yani hani. Ama ben 1.5 litrelik bir şey istiyorum ya. Yok mu ya? Yok. İnanılmaz. Hepsi standart abi. Hepsi aynı kalıptan çıkmış gibi. Bu konuda dertliyim arkadaş. Sinirim bozuluyor. Artık bu şarkıyla kapatayım ya. Yeter. Çok da uzatmayalım. Güzel bir son şarkı. Bunun devamını artık gerisini Stevie Wonder düşünsün. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.